Görselliğin ve sanatın merkezi İçel TV'den hepinize iyi günler değerli izleyiciler. Akdeniz'den dalga dalga programımız İçel TV'den canlı olarak yayınlandığı gibi İçel FM'den de canlı olarak dinlenmekte ve sosyal medya sayfalarından da izlenmektedir. Bugünkü konumuz bilim ve teknoloji. Değerli izleyiciler, son zamanlarda dünyanın her tarafında oldukça sorun haline gelen ve günden güne bu sorunun kızıştığını fark ettiğimiz bilgisayar alanındaki çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere çok değerli bir konuğumuz var ve yine her gün biraz daha önemi artmakta olan enerji konusunda geri dönüşümü mümkün olan enerji, yenilenebilir enerji ve doğal enerjiden yararlanma yolları konusunda da özellikle ülkemizde ve ilimizde çok önemli çalışmalar var. Bu konuda bazı bilgileri almak, bazı soruları sorarak sizin adınıza cevaplandırmak üzere çok değerli iki konuğum var. Bu konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Doktor Volkan Kadir Güngör, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Ev sahipliğiniz için teşekkür ederiz. Biz de sizi buradan görmekten çok mutluyuz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Diğer konuğum da yine Doktor Ali Kemal Havare. O da özellikle enerji, elektrik ve güneş enerjisinden yararlanma konusunda çok güzel ciddi çalışmalar yapan bir bilim adamı. Ona da hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkürler. Sağ olun. Hadi. Biz de sizi burada görmekten çok mutluyuz. İlk defa bu kadar önemli, Mersin'i ilgilendiren bir konu için sizin gibi bu çalışmaları yapan bir bilim adamını konuk ediyoruz. Çok yararlı sonuçlar alacağımıza inanıyorum dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz adına. Ben hemen konuklarımı kısaca tanıtmak istiyorum. Değerli hocam, Doktor Volkan Kadir Güngör'ü aslında biz hem arkadaş, hem bilim adamı, hem de çok yoğun sivil toplum kuruluşlarında görev alan bir akademisyen olarak tanıyoruz. Ama bizim bu programımız sosyal medya aracılığıyla dünyanın her tarafında izlenmekte, dünyanın diğer illerinde, ülkelerinde vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bulunmakta. Kısaca Volkan Kadir Güngör kimdir? Sizin tanıtımınızla izleyicilerimize aktarabilir miyiz? Tabii. Yani aslında Tepe Medya benim çok da uzak olmadığım bir kuruluş. Özellikle Kayatepe'yi 20 yılı uzun süredir bir tanışıklığımız var. Ha, benim için ilk olan tarafı şu, şimdiye kadar hep programı sunan taraftaydım. Şimdi konuk tarafında olunca birazcık tabii şey oluyor, farklılık oluyor. Ben naçizane 2004 yılından bu yana farklı televizyon kanallarında teknoloji ve bilişim üzerine televizyon programları sundum ve sunmaya devam ediyorum. En son Acun Medya ve Turkuaz Medya grubunda A Haber A Para grubu için bir program hazırlayıp sunduk. Bunun dışında akademisyenlik, son olarak Toros Üniversitesi'ndeyiz, Mühendislik Fakültesi'ndeyiz. Ondan önce de 4 veya 5 üniversitede gerek full time gerek part time görevlerde bulunduk. Dediğiniz gibi sivil toplum kuruluşlarına destek vermeye çalışıyoruz. Gerek yönetiminde bulunarak, gerekse işte başkanlık tarafını idare ederek. Yani birçok şapka var ama burada daha önemli olan işte Mersin halkıyla birlikte bu gelişmeler neleri anlatıyor, nelere odaklanmamız gerekiyor. Bu konudaki ihtiyacı karşılama anlamında tekrar teşekkür ederiz ki nazik ev sahipliğiniz için, bize bu imkanı verdiğiniz için. Hocam, tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim. Çünkü gündemde çok önemli konular var bilgi ve teknoloji anlamında. Özellikle bilgisayar, siber ve internet dünyasında da çok ciddi sorunlar artık yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Ve bu sorunların kısa zamanda çözülememesi halinde bütün dünyayı etkileyecek sonuçlar getireceğini tahmin ediyorum. Hemen birazdan size bu soruları yönelterek tabii. Onların bilgilerini almaya çalışacağım. Şimdi ben değerli hocam Doktor Ali Kemal Havare'ye dönmek istiyorum. Hocam yine Doktor Volkan Güner'e sormuş olduğum soruyu size de yönetmek istiyorum.
biz sizi çok yakından tanıyoruz ama öğrencilerinizin, velileri, yurt dışında bulunan hemşehrilerimiz ve bizi izlemekte olan dinleyicilerimiz, İçer FM'in dinleyicileri için Ali Kemal Havari'yi kısaca tanıtabilir miyiz? Tabii, teşekkürler tekrar nazik davetiniz için. Ben şöyle kısaca şey diyebilirim, tabii Volkan Hoca gibi yayıncı değilim, televizyona sık çıkmıyorum ama bir ilham kaynağı olur her insanın çocukluğunda, muhakkak örnek aldığı bir insan olur. Bizde de amcamdı bizim küçüklüğümüzde, hep o üniversitedeydi, bilim adamıydı, ben de bilim adamı olayım. Olmak istiyordum sürekli. Böyle bir kafamda şey var. Ben Çukurova Üniversitesi fizik bölümü mezunuyum. Ardından matematiksel fizik üzerine çalışmalar yaptım. Yine amcamla beraber çalıştım. Bu Einstein'ın biliyorsunuz kozmoloji üzerine, evet, şu an çok popüler. Doğru. Kara deliklerle ilgili, evet, tensör cebiri çalıştık. Sonrasında biraz daha uygulamaya yönelik çalışmalarımı sürdürmek istedim. Enerji üzerine yoğunlaşmak istedim. Bu özellikle Ege Üniversitesi Güneş Enerji Enstitüsü, Türkiye'de 1978'de kurulan ilk güneş enerjisiyle ilgili yüksek öğretim kurumu. Ardından İTÜ'de, işte ODTÜ'de ve Karadeniz Teknik'te kurulan enstitüler var ama ilki Ege'de kuruldu. Orada doktoramı tamamladım. 2011 yılında işte enerji üzerine, güneş enerjisi üzerine doktorayı tamamladıktan sonra bir yıllığına University of Chicago at Illinois, Amerika'da bir çalışmalarımı sürdürdüm. Ardından tesadüf Mersin'e yine bir ziyaret için geldiğimde Toros Üniversitesi'nde 2012'de bir başvuru, bir görüşme oldu. O zamandan beri Toros Üniversitesi'nde elektrik elektronik bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum. İyi ki tesadüfen yolunuz Mersin'e düşmüş. İyi ki tesadüfen yolunuz Toros Üniversitesi'nde düşmüş ve şu an elimizin güzide bilim merkezlerinden bir tanesine görev yapma fırsatı yaratmış olduğunuz bizim için. Dilerim ki bundan sonraki çalışmalarınızda da hem şehrimiz hem ülkemiz için çok yararlı sonuçlar getirir. Ben tekrar Volkan Hocam'a dönmek istiyorum. Volkan Hocam, şimdi hemen hemen herkesin elinde, cebinde, evinde, arabasında, iş yerinde vazgeçemediği ve her gün biraz daha etkisi artan bilgi işlem merkezleri, telefonlar, televizyonun siber kaynaklı görüntüleri, görselleri, yani bilgisayar ve bilgisayar dünyasıyla ilgili şu ana kadar her gün kendisini hissettiren gelişmeler artık günümüzde rekabetten kaynaklanan bazı sorunlarla karşı karşıya bıraktı bizi. Arzu ederseniz önce bilgisayarın önemi, bilgisayarın yaşamımızdaki vazgeçilmezliği ve teknolojiye girişiyle birlikte doğmakta olan rekabetin sorunlarını sizin maharetinizle bir giriş yaparak anlatabilir misiniz? Tabii tabii. Şimdi bilişimle alakalı gelişmeler şimdiye kadar hep ikinci sanayi devrimidir bilişim diye konuşuldu. Ama özellikle internetin yaygınlaşmasıyla bunun sanayi devrimini de geride bırakacak. Dolayısıyla bu gelişmelere doğru adapte olamama konusunda zafiyet gösteren ülkelerin neredeyse yok olmaya, yani ekonomik anlamda yok olmaya gideceği bir sürecin içindeyiz. Bilişim, bilgisayar bundan 20 yıl öncesini düşündüğünüz zaman gerçekten evet, bir bilgisayar vardı, bir telefon vardı. Hayatımızın sadece bir ihtiyacını karşılıyordu. Ama şu anda insanların tabiri caizse uzuvu durumuna geldi. Dikkat ederseniz özellikle genç arkadaşlarımız cep telefonlarının olmadığı anlarda bu konuda psikolojik sorun yaşar hale geldiler. Hatta geçenlerde biz bir konuk almıştık yayınımıza. Psikoloji profesörü bir hocamız İstanbul'da. Kendisi onu söylüyordu. Birincisi diyor, sosyal medya bağımlılığıyla baş edemez hale geldik. Sigara bağımlılığından daha ağır hale geldi. Teknoloji bağımlılığından hakeza öyle. Hatta farklı vaka örnekleri verirken dedi ki, bazı gençler geliyor ki bizim kliniklerimize, şarj aletini evde unuttuğunu anladığı an Sara krizi geçirmeye başlıyor.
Şimdi bunlar çok önemli örnekler. Bunlar çok önemli örnekler. Şimdi bunları neden anlatma ihtiyacı duyuyorum? Evet, teknoloji çok önemli. Hayatı çok kolaylaştırıyor. Hangi alanda olursa olsun, hangi disiplinde olursa olsun oraya ivme katıyor. Ama bilinçli kullanıldığı zaman. Hani bu konuda ben bir dönem Star gazetesine de teknoloji ekine 2 yıl kadar köşe yazarlığı yapmıştım Star Tech'e. Orada sürekli bilinçli teknoloji. Başlıklar birazcık tepki çekiyordu. Cep telefonu mu, sağlık mı? Birinden birini seçin. Veya işte bilinçli teknolojiyi kullanmazsanız evet bu getirisi var ama bunun çok daha misli misli götürüsü var. Bilgisayar ergonomisi nasıl olmalı? Şimdi dikkat edin, birçok insan göz bozuklukları yaşıyor. Birçok insan eklem sıkıntıları yaşıyor. Karpal tünel sendromlarından tutun boyun fıtıklarına kadar. Niye? Teknolojiyi doğru kullanmadığımız için. Dolayısıyla hani ben çok zamanımı da aşmak istemem. Biraz bu konularda gevezelik yaptığım da oluyor. O yüzden lütfen uyarın zamanımı aşarsam. Estağfurullah hocam. Giriş olarak ele almış olduğunuz konular bilinmesi gereken ve gerektiğinde de zaman ayrılması gereken, öğrenilmesi gereken konular. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi sadece kullanım amaçlı değil, sağlığımızı da tehdit etmeye, sağlığımızın dışında da çocuklarımızın geleceğini kullanma, de tehdit etmeye bilinçli çalışıyor. Kullanma. Yani teknoloji bundan sonra az önce yayın öncesinde sohbet ederken şunu konuştuk. Şu ana kadar silikon teknolojisi üzerine geldi son 20 yılda. Ve Metcalf kanunları kullanarak geldi. Bu ne diyordu? Her 18 ayda bir silikon teknolojisi yarı çapına düşecek. Dolayısıyla da bu bağlamda gelişmeler olacak diyordu. Fakat silikon teknolojisinin küçülecek yeri kalmadığı için artık kuantum teknolojisine geçtik. Haklısınız. Kuantum teknolojisinde bu Metcalf kanunları 18 aydan 3 aya düştü. Bu ne demek? Tahmin ediyorsunuzdur. Artık 6 kat hızla. Artık teknoloji 6 kat hızla gelişecek. Bizim şu anda yetişemediğimiz hız 6 kat hızına çıkacak minimum. İleride belki 12-24'lere kadar çıkacak bir kat. Dolayısıyla evet, teknolojiyi takip etmek, hatta bir adım öne geçip teknolojiyi üreten tarafta olmamız çok önemli. Ama bunu bilinçli kullanıyor olmamız, teknoloji bilincini yaygınlaştırmamız da yakın gelecekte sağlıksız toplumların önüne geçmemiz için de çok önemli. Tabii. Hocam bir de Ali Kemal hocamın da bir giriş yapmasını istiyorum. Şimdi Ali Kemal hocamın da konusu gerçekten günümüzün en önemli konularından bir tanesi. Biliyorsunuz likit kaynaklı enerji ürünleri olan petrol ürünleri. Yine daha gelişmiş olan özellikle radyoaktif ürünleri artık devre dışı bırakıp ama bunun yanında da daha kısa sürede daha az miktarla enerjiye dönüşebilen enerji kaynakları var. Pahalı. İşte nükleer enerji dediğimiz enerjiler var. Doğal enerjiler var tabii ki. Bu doğal enerjilerin başında hidro dediğimiz akarsulardan elde ettiğimiz ürün enerji. Bir de bunun dışında da güneş ve diğer ürünler, rüzgardan elde edilen yenilenebilir enerji dediğimiz ürünler var. Şimdi özellikle elektrik konusunda, enerji konusunda yapmış olduğunuz çalışmalarla önce kısaca bu enerjilerin hepsi önemli, hepsi de kullanılabilir ama en sağlıklı, ekonomik ve ucuz yoldan tüketiciye ulaşması konusundaki çalışmalarınızdan biraz bilgi verip bir giriş yapalım isterseniz. Tabii. Şimdi bir kere şunu ortaya koymak lazım. Enerji dediniz mi hepsi zararlı. Ama ne kadar hangisi daha az zararlı? Evet. Ona bakmak lazım. Tabii. Yani petrolün malum herkes biliyor. Bunu herhalde konuşmaya gerek yok. Petrol gerçekten dünyayı kirletiyor. En büyük zararı karbondioksit ve karbonmonoksit. Bir sera gazı oluşturuyor ve dünya iklimini değiştiriyor. Ve bu son, az önce teknolojinin hızını konuştuk. Teknoloji arttıkça bu biliyorsunuz karbon ayak izimiz de artıyor. Tabii. Dolayısıyla öyle inanılmaz hızlara ulaşıyoruz. Yani iklim değişikliği binlerce yıldır değişmeyen şey son 100 yılda değişmeye başlıyor. Bu korkunç bir şey. Önemi ne? O zaman temiz enerji kullanacağız.
temiz enerji dediğimiz enerji, bunların başında tabii ki hepsi güneş kaynaklı. Yani rüzgar gülleri de güneş kaynaklı. Güneş pilleri de öyle. Aslına bakarsanız akarsu üzerine kurulan hidroelektrik santraller de güneş kaynaklı. Anlatayım. Şimdi güneş, en önemlisi bu güneş pillerinde yine bir zararı var. Zararı yok, sıfır zarar diyemezsiniz. Enerji ürettiğiniz sürece doğayı tahrip edersiniz. Ama biz bu topraktan elde ettiğimiz silikonu, silisyumu bir şekilde hücre haline getiriyoruz, panel haline getiriyoruz ve 25-30 yıl boyunca karbondioksit, karbonmonoksit salmayacak şekilde enerji üretiyor. Bu mükemmel bir şey. Evet. Rüzgar da aynı şekilde güneşten, güneş pili nasıl çalışıyor? Güneş ışığını elektriğe çeviriyor. Evet. Güneşin enerjisini, ışığını elektrik enerjisine çeviriyor. Rüzgar da bir güneş kaynağı aslında. Rüzgar ne yapıyor? Havayı ısıtıyor güneş. Yüksek basınç, alçak basınçlar oluşuyor. Dolayısıyla bu ısınan hava farklılığından dolayı akışkanlık. Evet, rüzgar oluşuyor. Biz bu rüzgarın gücünden, kuvvetinden pervanelerimizi döndürüyoruz. Yine elektrik elde edebiliyoruz. Bunun da tabii ki zararı minimum düzeyde. Akarsular malum. Biz iyiyiz bu noktada gerçekten. Hani %23 civarında şu an toplam kurulu gücün %23'ü akarsulardan elde ediliyor. Atatürk, Keban barajları. Asıl konuya, asıl güneşe gelirsek, dünya gerçekten çok hızlı bir şekilde 4-5 yıl içinde bu güneş enerjisini çok iyi bir noktaya getirdi. Çin, Hindistan, Almanya, Japonya, Amerika özellikle son 3 yıldır Çin'de büyük bir rekabet içinde. Bizde de çok iyi bir noktaya geldik ama yeterli değil. Yani şimdi bizim takriben toplam kurulu gücümüz 90 bin megawatt. Bunun şu an 2015'ten 2018'e 19'a kadar sıfırdan güneşi biz 5000 megawatta getirdik. Yani 5 gigawatt, 90 gigawatt, 90'da 5. Bu düşük bir rakam. Dolayısıyla bunun oranını hızlıca %15'lere, %20'lere arttırmamız lazım. Yani %2-3'ler bizim için yeterli değil. Ve aslında Türkiye'de yani bizler gerçekten doğayı kirletiyoruz. Bu noktada hızlı gelişen bir ülkeyiz. Karbon ayak izimiz çok fazla. Şunu da hatırlatayım, Akdeniz'den dalga dalga programı ama evet. Geçenlerde bir rapor yayınlandı. Evet. Akdeniz, yani Akdeniz'i en fazla kirleten ülkelerden biriyiz. Maalesef. Yani bunu söyleyebilirim. Tabii bunun bizim amacımız ne? Yenilenebilir enerji uygulama ve araştırma merkezimiz var. YETAM, Toros Üniversitesi bünyesi altında. Bu yenilenebilir enerji, temiz enerji kullanımın farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Bütün amacımız bu. İnsanları bir şekilde bilinçlendirip bu enerjiye yönel. Çünkü her şey bizim elimizde. Biz tercih edersek olur. Tercih etmezsek olmaz. Kimse cep telefonu almama gibi bir şey yapmaz. Tercih ettiğimiz için o teknoloji gelişiyor. Ali Kemal Hocam, biliyorsunuz özellikle ilimiz Mersin, bölgemiz Akdeniz'de üç konu bizi çok ilgilendirmektedir. Bunlardan bir tanesi akarsular yönünden çok zenginiz. Göksu gibi, Berdan gibi ve değişik kaynaklara yakın akarsu kaynaklarımız var. Barajlarımız da var. Ve bizim yakın bölgelerimizde de Seyhan, Ceyhan Nehri üzerinde de çok ciddi Çukurova'nın akarsuları var. Oradan elde edilen bir enerji var. Bunun dışında da nükleer enerji konusundan da en çok gündemde olan illerden bir tanesidir. Hı hı. Biliyorsunuz Akkuyu nükleer tesisi yine ilimizde inşa edilmekte. Geçenlerde de hatta bazı çatlamalardan da bahsedildi. Bunun kullanımı konusunda bir de güneş yönünden en çok güneş alan illerden bir tanesi olduğumuz için sizin de çalışmalarınız var. Güneş kolektörleri, güneş enerjisinin elektriğe dönüşümü konusunda çalışmalarınız var. İkinci bölümde bunları biraz daha ele alacağız. Ben bizi dinlemekte olan, izlemekte olan dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz için bu konuyu merak ettiklerinden bizim de kalsınlar, bizi dinlemeye, izlemeye devam etsinler diye söylüyorum. Hemen Volkan Hocam'a dönüyorum. Volkan Hocam, şimdi sizin de giriş yaptığınız gibi hayatımızın her alanında kendisini hissettiren ve vazgeçilmez durumda olan bilgi, işlemler,
ve bilgisayar, siber işlemleri artık o kaba, çok büyük olan az marifetli üniteler yerine çok küçük ve çok marifetli ünitelere dönüşmüş durumda. Yine birkaç alanda kullanılan ve dizayn edilen teknoloji artık hemen hemen hayatın her alanına, insanların neredeyse organları, sizin de belirttiğiniz gibi uzvu, kalp pilinden tutun, yönlendirilebilir şeylere, aplantlara kadar girmiş vaziyette. Bu konuyu artık herkes görüyor. Ama biliyorsunuz artık yavaş yavaş bu teknoloji de dünyanın en çok rant getiren, en çok para kazandıran, sıcak para kaynakları yönünden de dünyanın dev sektörleri tarafından bir rekabet ortamı da yarattı. Bu rekabet ortamı ülkeler arasında da bir rekabete yol açmaya başladı. Son zamanlarda belki ileride bunu daha fazla işleyeceğiz ama bu Çin ülkesi ve Amerika arasında, Huawei ile Apple arasında Türkiye'de pek izlenemeyen, tartışılamayan ama dünyanın her gün gündemini aldığı konular var. Evet. Biraz ondan bahsetmek ister misiniz? Tabii. Şimdi oradaki konu aslında dikkat ederseniz gücün el değiştirmesi konusu. Aslında teknolojik bir savaş değil. Bundan yaklaşık 10-15 yıl öncesine kadar dünyadaki ekonomik değerlerin 3'te 2'si batılı ülkelere aitti. 3'te 1'i dünyanın diğer kısmına aitti. Şu anda Çin bunun yarısını almış durumda. Bakın 3'te 2'si batılılarındı. 3'te 1'i dünyanın diğer tarafınındı. Şu anda Çin bunun yarısını almış durumda ve frene basılmadığı halde Çin 3'te 2'sini almaya hızla gidiyor. Dünya bunun farkına vardığı için Çin'i ambargolar altına alıp bu güç değişiminin önüne geçmeye çalışıyor. Aslında temel sebep bu. Huawei'nin baktığınız zaman ağırlıklı altyapı üreticisidir Huawei. Türkiye'de de işte Turkcell'in kullandığı altyapıların %50'sini civarını üretti. Vodafone bunun %75 civarını kullanıyor. Türk Telekom neredeyse tamamını kullanıyor. Bu sadece Türkiye özelinde değil, dünyanın genelinde. Ha, son birkaç sene içerisinde, belki 5 sene içerisinde de cep telefonu pazarına da girdi. Huawei Çin'deki örneklerden biri. Aslında dediğim gibi Huawei burada temel hedef değil. Çin'in bu teknoloji alanındaki gidişatını bir şekilde frenlemek. Neden? Şimdi Forbes dergisinin, tarihte belki yanılıyor olabilirim, yaklaşık 17 yıl önceki ilk bu dünyanın en zengin firmalarını yayınlarken o listeye bakarsanız en zenginler listesinin tepesinde, tepesi genellikle böyle petrol işleriyle uğraşan, savaş veya ağır sanayi, bunlarla uğraşan firmalar teknoloji firmaları çok altlardaydı. Evet. Onun da gerisine giderseniz mobilya vesaire, doğru, daha öndeydi. Ama son 15 yıla bakarsanız teknoloji firmaları en üst sıralardalar. Kesinlikle. Şimdi bu şunu gösteriyor. Biz bu teknoloji üretme işinden kesinlikle uzaklaşamayız. Şimdi biz Toros Üniversitesi olarak, Ali Kemal Hocam da bahsetti, özellikle mühendislik fakültesi olarak, ben bilgisayar yazılım mühendisliğinde akademisyenlik yapıyorum. Öğrencilerimizi hep o yöne kanalize etmeye çalışıyoruz. Yani bugüne değil. Mezun oldunuz. Bundan 5 yıl sonra nelerle karşılaşacaksınız? Sizler de çok iyi takip ediyorsunuz. Hep şundan bahsediliyor. İşte Endüstri 4.0, Endüstri 5.0 şu anda hatta dünyada yoğun şekilde, evet, gündemde. Hep şundan bahsediliyor. Karanlık fabrikalar, tabii, olacak ama İnsanlar işsiz mi kalacak? Tabii. Bakın temel korkulardan biri. Sosyal yönü de var bu işin. Evet, insanlar işsiz kalacak. Ama aynı zamanda bir o kadar da yeni iş alanları çıkacak. Tabii. Şimdi bu işin bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Yas tutmak yerine. Çünkü evet, beden işiyle
yapılan işler, beden işiyle çalışılan işler giderek azalacak. Otomatize sistemler, otonom sistemler, bunları destekleyen yapay zekalar ve bunların tabanında makine öğrenmesiyle artık düşünebilen, tam manasıyla olmasa da düşünebilen cihazlar. Peki yeni iş alanları neler? İşte bu cihazları programlayabilen, bu sistemleri kurabilen, bu sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayabilen insanlar, mühendisler, elemanlar. Dediğim gibi Toros Üniversitesi'nde, Mühendislik Fakültesi'nde biz buna çok önem veriyoruz. Diyoruz ki mezuniyet sonrasında evet bir işsizlik durumu ama işsizlik değil, yeni işler, yeni alanlar. Bunun için de hangi alanda kendini geliştirmen gerekiyor noktasına. Biz üniversite olarak önem veriyoruz ama bence sadece biz değil, herkesin buna önem veriyor olması gerekiyor. Dediğiniz gibi bir devlet politikası olması gerekiyor. Çünkü bu güç savaşları giderek devam edecek ve teknoloji üzerinde devam edecek. Artık bu dijitalleşebilen her şey bir gün dijitalleşecek. Bunun kaçarı yok. Atlısın. Eğer dünyaya bir meteor çarpıp tekrar ilk çağa dönmezsek bunun kaçarı yok. O zaman buna uygun geleceği inşa etmek zorundayız. Çok haklısınız hocam. Çok kısa, öz ve ileride açılımı yapılarak daha ayrıntılarla bilgi verilebilecek alanlar aslında. Ama özet ve açılış anlamında çok güzel bir konu oldu. Onun için ilerideki programlarda fırsat buldukça İnşallah. Bunu ele alacağız. İnşallah. Ali Kemal Hocam, şimdi biliyorsunuz bütün dünyada her alanda başta teknoloji olmak üzere diğer alanlarda tarım, sanayi, yaşam, yani hemen hemen her alanda enerji gerekiyor. Özellikle elektrik enerjisi gerekiyor. Bu enerjinin artık önemi hissedildiği gibi üretimi de artık sorun olmaya başladı. Ya da sorunun daha akıllıca çözümlerle kullanımına yol açacak yöntemler bulunması lazım. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz şu an Mersin, sizin de bildiğiniz gibi hidroelektrik tesisleri için uygun bir yer Çukurova bölgesi olarak. Güneş ve rüzgar termalleri için de uygun bir yer. Bir de bunun dışında da tartışma konusu olan bir tarafta bunun şiddetli savunucuları olan, bir tarafta bunun aleyhinde olan aktivistlerin ve bilim adamlarının iki kampta bölündüğü nükleer enerji var. Bu enerjilerin kısaca sizin pencerenizden ve dünyadaki bilimsel literatürdeki değerlendirmeleri ilimizi nasıl ilgilendiriyor? Yani hem hidroelektrik, hem güneş ve rüzgar, hem de nükleer enerji ve diğer enerji konusunda da nasıl bir inceleme ve araştırmayla yola çıkmak lazım? Yani taraf mısınız, karşında mısınız diyemiyorum çünkü siz bir bilim adamısınız. Evet. Bilimsel bir dil kullanacağınız için bu soruyu direkt sormak istemiyorum ama yani bizim ilimiz ve bizim ülkemiz açısından ve özellikle ilimiz açısından sizin araştırmalarınız bizi nereye götürür? Vallahi evet, tehlikeli bir alan ama yani sonuç olarak her iki taraf da ülkenin faydası için eminim bu kendi tezlerini savunuyorlardır. Tabii önemli olan gerçekten ülkenin faydası, yararı, buna bakmak lazım. Şimdi tabii enerji dediniz, muhakkak Mersin özelinde konuşacak olursak Mersin'in bence diğer enerji kaynakları yerine Soli, Güneş Kenti Mersin. Evet. Soli ile tabii ün salmış bir kent. Mitolojiden bu yana. Yani bunun yerine bizim böyle tartışmalara girip zaman kaybetmek yerine güneşi çok daha ön plana alarak, yani buna göre belediyelerden tutun, işte diğer devlet kurumlarına, özel şirketlerden tutun, organize sanayi bölgelerine, hepsi bir arada tek vücut, tek iş birliğiyle bunu ön plana çıkartmanın yollarına bakmak lazım. Bizim misyonumuz da Toros Üniversitesi bünyesinde bulunan YETAM'da aslında bu farkındalığı nasıl arttırabiliriz? Bununla ilgili eğitimler düzenlemeye çalışıyoruz. Elektrik mühendislerine özellikle GES, Güneş Enerjisi Santrali
projelerine imza yetkisi verebilmesi için elektrik mühendisleri odasıyla, EMO ile birlikte yürüteceğimiz eğitim programları düzenliyoruz. Şöyle söyleyeyim, benim bakış açım şu, ben Türkiye'nin özellikle nükleer santralde ısrarı çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Yani bunun 1960'lar 70'lerde beri devam eden bir konu. Ama burada bunun asıl sebebinin ben stratejik ve politik bir konu olduğunu düşünüyorum. Yoksa buradan güneş elektrik elde etmek amacıyla oluşturulan bir ısrar değil. Israr değil. Bunun sebebi farklı. Yani çevremizde nükleer güçler var. İşte bunun işte İran bir tarafta Rusya var. İşte İsrail zaten nükleer güç. Biz bunun hani bu teknolojiden geri kalmayalım. Bir şekilde bu işe başlayalım. Aslında 20-30 yıl kaybettik. Buna başlayalım amacıyla. Ama ben tabii isterdim ki Mersin, bence tabii, ben nükleer enerjiye doğrudan karşı değilim. Doğrudan karşı değilim. Zaten güneşin kendisi aslına bakarsanız bir nükleer güç. Yani şu an bizi, dünyamızı ısıtan, bize hayat veren, yani güneş olmadan bir hayat düşünülebilir mi? Hayır. Veren şey nükleer enerji. Güneşin kendisi, yani füzyon füsyon. Ama bunun yani Mersin gibi çok güzel koylara sahip, ne bileyim, daha farklı bir yerler olabilirdi yani nükleer. Yani bölge santral. Burası olmamalıydı. Bölge burası olmamalıydı. Daha uygun bir yer. Feasible olup diyorsunuz. Olmadığı bilmiyorum, o tartışma konusu. Detaylı bilgim yok ama yani gerçekten biz bu teknolojiyi geliştirmek istiyorsak Mersin örneğiyle değil, ben dediğim gibi tam karşı değilim. Yani iki tarafta da değilim aslında tabii. Ben. Ülkenin faydasınaysa tabii ki. Yani Paris'in, mesela Paris yılda 40 milyon turist ağırlıyor. Yani bizim ülkemiz 40 milyondu. 40 evet, milyon ancak 30-35 milyon. Evet. Paris tek bir kent, 40 milyon turist ağırlıyor ama 4 tane nükleer santrali var. Doğru. Yani şimdi Fransızlar nükleer enerjinin %80'ini nükleer santralden elde ediyorlar. Yani toplam elektrik enerjisinin %80'ini nükleer santrallerden geliyor. Şöyle bir yanılgı da var. Aslında biraz dezenformasyon var. Yani bunun da gerçekten yanlış bilgi veriliyor. İşte nükleer santraller kapatılıyor. Kesinlikle kapatılıyor. Ama eskiler kapatılıyor. Yeniler de açılıyor. Öyle bir şey de var. Yani ben bu noktada böyle taraf olmak istemiyorum. Ama bizim şu an Mersin örneğinde Ruslardan satın alacağımız elektrik, çünkü onlar üretecek, biz bunu satın alacağız. Mersin'deki evet. Örnekte yüksek bir rakamdan satın alacağız. Bunun amacı dediğim gibi elektrik üretmek değil. Buradan nükleer teknoloji geliştirilebilir mi? Bu yöntemle geliştirilme orası tartışmalı. Onu gerçekten bu işin uzmanlarına sormak lazım. Yani benim konum güneş enerjisi olduğu için. Tabii kesinlikle katılıyorum. Zaten siz de yeterince bu konuda açıklama yaptınız. Fikrinizi de söylediniz. Buradaki nükleer tesisin kurulmasının bence amacı elektrik üretmek değil, daha çok stratejik bir amaç taşıyor olabilir, evet, diyorsunuz. Bu gayet normal, böyle düşünenler var. Ama şimdi o zaman esas konumuza girelim. Şu an Mersin bir güneş kenti, bir soli kenti. Milattan önce soli, Pompeipolis şehirlerin kurulduğu nadir yerlerden bir tanesi. Sizin yapmış olduğunuz güneş enerjisiyle ve bu kolektörlerin üretimiyle EMEOL'a yapmış olduğunuz ortak çalışmalar hangi aşamada? Bu konudaki Toros Üniversitesi'nin bir bilim adamı olarak önümüzdeki dönem nasıl bir yol izleyeceksiniz? Önerileriniz nedir? Biliyorsunuz bir seçim süreci, evet, atlattık yerel seçimlerde. Yerel seçimlerde gerçekten biz üniversite olarak şanslıyız. Biliyorsunuz bir ilki gerçekleştirdik. Bütün Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını bir arada, Türkiye'de bir ilk oldu belki de, tartışma fırsatı verdik onlara, projelerini sunma fırsatı verdik. Kim olursa olsun, hangi taraftan, hangi partiden olursa olsun, biz şöyle bir şansımız vardı. Hepsiyle, belediye başkan adaylarının hepsiyle konuştuğumuzda güneş enerjisinin ön plana çıkması gerektiği, özellikle Yenişehir Belediye Başkan adayları olsun, Büyükşehir Belediye Başkan adayları olsun, şu anki kazanan belediye başkanımız işte Vahap Seçer olsun, hepsinin bunun önemli olduğunun farkındalar. Ben bunu gözlemledim. Sevindirici bir durum. Sevindirici bir durum. Farkındalar. Yol yöntem arıyorlar. Tabii biraz ekonomiye bakıyor. Bizim şimdi elektrik mühendisleri odasıyla birlikte yapmak istediğimiz şey
farkındalık yaratmak. Ve Elektrik Mühendisleri Odası bu işi gerçekten çok ciddiye alıyor. Burada yetişmiş olan elektrik mühendislerini bir eğitime tabi tutup güneş enerjisi santrali projeleri çizebilmek için bu mühendislerin bir sertifika eğitimini almaları gerekiyor. Biz onun ortaklaşa EMO ile birlikte Eylül itibariyle gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Protokollerimizi yaptık. Hatta basında da çıktı. Böylece burada gerçekten bu işin daha bir ivme kazanması için çaba sarf etmeye çalışıyoruz. Gerçekten Mersin Türkiye'de bu konuda başka ile bayrağı kaptırmaması gereken bir şehir. Yani çok, biz birinci olmalıyız. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet, yani biz bu noktada eğer güneş enerjisinin deyince Türkiye'de Mersin gelmeli akla. Yani her türlü projeyi her kurum muhakkak bir yerinden tutup desteklemeli. Bununla ilgili biz küçük bir projemiz var. İlkokuldan tutun da liseye kadar herkes kendi evinin enerji verimliliğini ölçebileceği basit bir cedvel yapmak istiyoruz. Aynen. Yani ve bunu bütün okullara gidip tanıtmak istiyoruz. Bu cedvelle gerçekten benim evim, insanlar bunu aldıkları zaman benim evim verimli bir ev mi? Enerjisini verimli mi kullanıyor? Güneş enerjisine uygun mu? Bunun için ne kadar bir altyapı gerekir? Böyle halka yaymak istiyoruz. Biz yani bu hocam, cedvel, olarak bunu cedvel derken, cedvel derken bir skalayı mı anlatmaya çalışıyorsunuz yoksa da bir ark mı? Bir ark mı? Tespit yapacak bir skala. Chart diyoruz. Yani skala mı diyorsunuz artık? Bir form diyelim. Bir evet, form. Bu formda sizin kullandığınız ampulün gücünden, kullandığınız buzdolabının verimliliğine... Gibi. Evet, yani kendi çıkartabilecek, bunun toplam evinin gücünü hesaplayabilecek, elektrik gücünü hesaplayabilecek ve böylece buna aslında güneş enerjisiyle bunu karşılayabileceğini göstermeye çalışacağız insanlara. Çok ve önemli. Bu, hani pratik bir şey. Bunun uygulamasını eğer Volkan Hoca'dan birkaç öğrenci şey yapabilirsek, desteği alabilirsek, bunun mobil yazılımı da yapmak istiyoruz. Hani bu bir çeşit bitirme projesi olacak. Yani aslında amacınız önce bu konudaki konumu tespit etmek, sonra bu alanda bir altyapı oluşturmak, evet, ve daha sonra ilgi yaratarak bu ilgiyi talebe dönüştürüp sizinle birlikte tabii çalışmayı farkındalık sağlamak. Yaratmak. Farkındalık yaratmak. Ne kadar farkında olabilirse insanlar onu talep eder. Tabii. Çok önemli. Peki hocam, EMO ile ilgili çalışmalarınız ne durumda burada? Elektrik Mühendisleri Odası'yla beraber çalışmalarınız oluyor. Bir de evet, elektromanyetik alanda da onların ciddi çalışmaları evet var. Yine onlarla dirsek teması veya işbirliği yapıyor musunuz? Evet. Emanet diye bir kongremiz var. Toros Üniversitesi gerçekten Elektrik Mühendisleri Odası'yla bunu birkaç yıl güzel bir şekilde organize etti. Şimdi sanırım İstanbul'da Merkez Elektrik Mühendisleri Odası böyle dağıtmaya çalışıyor bu şeyi. Her yıl bir oda düzenlesin şeklinde. Arada süreklilik arz etmiyor. O yüzden şimdi özellikle manyetik alanla ilgili az önce de konuştuk. Teknolojinin sağlığa zararlarından tut. Volkan Hoca biraz bahsetti bunun gerçekten dengeli kullanılması noktasında. Şimdi manyetik alan özellikle bu wireless dediğimiz evimizin her zaman 24 saat çalışan ve bunun radyasyon yayan, radyasyon demeyelim de internete, enerji yayan yani evet, bir şekilde çünkü siz oradan internete kablosuz bağlanıyorsunuz. İşte cep telefonuna kablosuz bağlanmaya çalışıyorsunuz, eve gittiniz mi ve o router sürekli çalışıyor. Şimdi bunun etkilerinin çok ciddi etkileri olmadığı yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Yani çünkü radyo dalgası olduğu için çok yüksek enerjili bir frekans değil. Radyo dalgaları en düşük enerjili dalgalar. Yani spektruma bakarsanız
O yüzden bunun bakılması gereken yön sürekli maruz kaldığındaki etkisi. Bu araştırılıyor henüz. Bununla ilgili sağlık açısından zarar oluşturacak, yani beyinde hasar oluşturur mu? Sürekli cep telefonu konuştuğunuzda kulağınız ağrır mesela. Evet. Nedir? O oraya sürekli bir enerji yoğunluğu oluştuğu için orada bir ısınma meydana geliyor. Dediğim gibi çok yüksek enerjili bir dalga değil elektromanyetik dalgalar. Ama şöyle sürekli maruz kalmak sıkıntı. Tabii. Sürekli maruz kalmamak gerekiyor. Tabii. Emanet, EMO ile yaptığımız emanet dünya çapında bilim insanlarını davet ettik. Bu konuyla ilgili çalışmalarını sundular. EMO ile ilgili başka neler yapacağız? Az önce bahsettiğim gibi güneş enerjisinden elektrik elde etme kısmını ön plana çıkarmak için ayda bir, her 30 günde bir yenilenebilir enerji sertifika programı düzenleyeceğiz. Bu program sadece elektrik mühendislerini ilgilendirmeyecek ya da sadece mühendisleri ilgilendirmeyecek. Makine mühendisi, işte inşaat mühendisi. Bu yelpazeyi açmak istiyoruz. Yani toplumdaki herkesin, ilgisini çeken herkesin bu konuda bilinçlenmesini, biz onları bilgilendirmek istiyoruz. Ve iktisatçıdan tutun, işte manavına kadar, esnafından tutun, bankacısına kadar bu konuda eğitimler vermeyi düşünüyoruz. En büyük projemiz bu. Diğer GES santrali sertifika programı da, yani GES Güneş Enerjisi Elektrik Santrali kurulumu için proje yazacak elektrik mühendislerinin sertifika programı devam edecek. O zaten dönemsel olan bir şey. Sadece elektrik mühendislerini ilgilendiren bir konu. Çünkü onların imza yetkisi var. Onun dışındakiler katılamıyor. Ama biz bunu dediğim gibi az önce ilkokula kadar düşürmek istiyoruz. İlkokuldan başlayarak bu bilinçlenmeyi sürdürmek istiyoruz. Çok önemli bir şey. Sizin de zaten iddia ettiğiniz gibi bu işi, bu bayrağı Mersin'in dışında, evet, bir ile kaptırmamalıyız. Kesinlikle. Bunun için tabii ki ilkokula inmesi yani lazım. Yani şu an bütün ilçe belediye başkanları olsun, büyükşehir belediye başkanımıza da buradan selamlar, sevgiler diliyorum. Evet. Muhakkak bir şekilde Türkiye'de en fazla güneş panelinin kurulduğu il diye bir lansmanımız olmalı bizim. En fazla güneş paneli Mersin'de kuruldu. Son 3 yılda, son 5 yılda böyle bir şeyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Paneli kuruldu ve bu panellerin elde ettiği enerjiden en fazla enerji üretildi sonucuna ulaşmamız lazım. Kesinlikle böyle bir şey yapmamız şart. Tabii. Hocam şu an bizi izlemekte gerçekten çok büyük bir ilgi var ve sorular geliyor. Özellikle hocam size bir soru geldi. Buyurun. İsmi Mustafa olan bir izleyicimiz. Hocama sorar mısınız? Toryumdan elektrik üretimi konusunda bir çalışma var mı? Antalya'da uçağa düşen ve vefat eden fizik profesöründen öğrenmiştik ki bir ton toryumla ülkemizin elektriğini karşılayabilecek seviyeye ulaşabiliriz diyorlar. Bu dinleyicimiz, izleyicimizin evet, bu sorusuna ne dersiniz? Şimdi gerçekten tabii Allah rahmet eylesin, çok değerli bilim insanları şeyde vefat etti. Ama tabii bunun spekülasyona girecek durumda değilim ben. Kaza sonuçta. Ama yani toryumdan üretilebilecek enerji benim gerçekten uzmanlık alanım değil, ama çekirdek enerjisi, yani çekirdeğin parçalanmasıyla, evet, özellikle radyoaktif çekirdekler, bunlar biliyorsunuz uranyum en önemlisi, tabii. Parçalanmasıyla ortaya çıkan ısı enerji çok büyük. Bunu tabii ki dünya değerlendiriyor. Toryum belki süreçler gerektiriyor, birkaç reaksiyon sonucunda bu oluşuyor. Onunla ilgili gerçekten hani benim uzmanlık alanım değil ama çalışmalar yapılıyor tabii. Teşekkür ederim. Şimdi tekrar Volkan Hocam'a dönüyorum. Volkan Hocam, önce bilgisayar sistemlerinin önemini, yaşama girmesini, dünyada yaratmış olduğu kolaylıklar ve ülkeler arasında da rekabetin ve üretimin de içine girmesiyle birlikte oluşan dengeleri konuştuk. Ama şimdi biraz da kendi ülkemizdeki ve ilimizdeki durumu sizinle biraz konuşmak istiyorum. İzleyicilerimiz merak ediyorlardır. Şimdi Toros Üniversitesi'nde yapmış olduğunuz bu çalışmalar biraz da bilimsel çalışmalar niteliğinde ve öğrencilerinize aktardığınız zaman da eğitim amaçlı çalışmalar olduğu gibi sizin bir de üniversite, özel üniversite olarak yaşamış olduğunuz ile
yerel belediyelere ve çevredeki kurumlara hizmet verme, onlarla iç içe olma projeleriniz de var. Bu projelerle birlikte yerel seçimler yapıldı. Belediyeler, az önce Kemal Hocam da yeni belediyeler mazbataları alan başkanların hizmetinde hizmete başladı. Önümüzdeki dönemde de yeni bir döneme girilecek, üniversite dönemine girilecek. Sizin bu alanda bilgisayar, bilgi işlem, siber teknoloji konusunda üniversite dışında hedefleriniz var mı? Çalışmalarınızda ajandanızı aldığınız ortak projeler var mı? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Şimdi yani Türkiye ölçeğinde bir takım projelere tabii devam ediyoruz ama daha çok hani anladığım kadarıyla bölgesel anlamda evet. Neler yapılmalı o konu biraz daha önemli. Kemal Hocam bu konuda enerji konusunda iyi çalışıyor. O yüzden Mersin'le alakalı söyleyeceği çok sözü var. Şanslı. Ben de şunu söyleyebilirim. Özellikle yeni görev alan yerel yöneticilere, yeni görev alan yerel yöneticilerimize şu tavsiyelerde bulunabilirim. Şu son dönemde ciddi şekilde popülerliği artan robotik kodlama ile alakalı, özellikle çocukların bu anlamda yetiştirilmesiyle alakalı, çocukların kodlama öğrenmesi, bilgisayar programlama öğrenmesiyle alakalı, bunun bir tık ötesinde daha gençlere yönelik, gençlerin temel düzeyden başlayarak yapay zekanın ne olduğunu anlaması, yapay zeka üzerine uygulama geliştirmenin ne olduğunu anlamasına imkan sağlayacak laboratuvar ortamlarını, araştırma geliştirme merkezlerini, bir defa belediyelerimizin behamahal bu imkanları veriyor olması gerekiyor. Neden? Hep şeyden vurgu yapılır ya, yerel yönetimlerin spor tesislerini kurması gerekir, şunu yapma. Tabii. Ama evet, ama bu alanda Mersin'i bir yerlere taşımak isteniyor ise, yani Türkiye ölçeğinde büyük işlerin imzasını atması isteniyorsa Mersin, bunu yapmak gerekiyor. Bu sadece Mersin de değil, teknolojinin en güzel tarafı bu. İşte çok klişe örnektir, sık verilir. Artık internetle birlikte izolasyonlar yok, sınırlar yok dünyada. Tabii. İyi geliştirilmiş bir uygulama dünyanın her yerinde pazar bulabiliyor. Özellikle cep telefonlarının o işte Apple'ın marketleri, iOS market, Android'in marketleri vesaireler, buralara koyduğunuz an bir anda milyarlarca insana erişme şansınız oluyor. Bu ciddi bir avantaj eğer kullanabilirseniz. Tabii. Şimdi dolayısıyla önce Mersin'in, sonra Türkiye'nin, sonra dünyanın ihtiyaç duyabileceği yazılımları niye Mersin'de kümelenmiş genç beyinler üretmesin? Niye üretmesin? Çok önemli bir soru ve çok önemli bir tartışmayı açacak aşama. Evet, yani bu imkanın da tabii. Sadece hani üniversitelerden bunu beklemek doğru değil. Neticede üniversitelerin yüklendiği bir eğitim misyonu var. Yerel yönetimlerin de ben dikkat ettim. Özellikle işte Kemal Hoca da bahsetti. Yerel yöneticilerin, başkan adaylarının bizim üniversitemize de katıldıkları toplantıda her üçü de Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi, bilişim merkezleri kuracağız diye seçim vaatlerinde yer aldı. Sizlerden de ricamız, özellikle basın mensupları olarak, lütfen bunun takibini yapın. Eğer böyle bir merkezi kurarlarsa gençlere, işte kafelerden, çünkü görüyorsunuz iki adım atıyorsunuz bütün kafeler gençlerle dolu. Ama haklılar, çünkü gidebilecekleri alternatif başka bir şey yok. Hani Ar-Ge inovasyon ve yazılımla alakalı gelişim gösterebilecekleri, hemen hızlıca erişebilecekleri alanları siz sundunuzda gençler mi gitmedi? Yani bu soruyu da sormak lazım. Çok önemli bir soru ve o yüzden yani yerel yöneticiler bunu bence eğer böyle bir yatırım yaparlarsa kente yapabilecekleri en büyük yatırımlardan biri olur. Bu sadece gençlerin teknoloji üretmeleri anlamında değil,
İşte biliyorsunuz organize sanayilerimiz var. Türkiye'deki en büyük organize sanayilerden biri aslında bunlar. Ve burada oradaki firmalar, benim şahsen bildiğim birçok firmanın kendi ihtiyaçları olan yazılımlar var. Verimliliklerini artırmak üzere, üretimlerini artırmak üzere yazılımlar var. Ve bunları dışarıdan almak zorunda kalıyorlar. Evet. Niye önce kendi ihtiyacımızı karşılayarak, hatta burada uzmanlaşarak bunu biz dünyaya satamıyor olalım diye küçük bir pencere açmış olayım. Çok önemli bir pencere. Aslında burada bu pencere aynı zamanda bir çağrı niteliği taşıyor. Biz bir vatandaş olarak, şahsen ben kendim sizin bu bilim adamı olarak öne koyduğunuz soruları bir vatandaş olarak, bir medya mensubu olarak yerel belediyenin çiçeği burnunda başkanlarına çağrı anlamında soruyoruz ve istiyoruz. Diyoruz ki gençlerin Ar-Ge ve inovasyon alanlarının açılarak onlara hizmet vermesi size artan bir hizmetle şehre geri dönecektir. Bu merkezlerin açılmasını ciddiye almak lazım. Çalışmalar başlatsınlar diyoruz. Şimdi Volkan Hocam, biliyorsunuz São Paulo'da, özellikle Amerika'da Silikon Vadisi'nin serbest free çalışan ama en üretken, en verimli ve dünyada en fazla değer yaratan ofisler, yazılımlar ve sonuçlar elde ediyoruz. Bunun yanında Hindistan'da da dev gibi bir gelişme var. Pakistan'da bile bunun, Çin'de zaten ne olduğu belli. Son zamanlarda Rusya'da ve Almanya'da da bu durumlar belli. Bizim ülkemizde durum nedir? Bizim ülkemizde de bu alanda çok başarılı, yetenekli insanlar var ama bir kısmının ülkemizin dışında konumlandığı, ülkemize dönmediklerini görüyoruz. Bundan sonra özellikle devlet yöneticilerimize, bilim alanında çalışan bu insanların yetenekleri ve beyin gücü anlamında tekrar ülkemizde değer yaratması için nasıl bir yol izlenebilir? Bu konu benim biraz böyle çok yaralı olduğum bir konu. Hani bu ekranlardan konuşmam ne kadar doğru onu bilemiyorum ama ben küçük bir anekdot anlatayım. San Jose'de, Silikon Vadisi'nde ben bulundum. 3 ay kadar da orada yaşadım. Hatta işte Türkiye'de teknoloji alanında, teknoloji yayıncılığı alanında duayen isimlerden Silikon Vadisi programının da 15 yıl Show TV'de sunan Dinçer Karaca uzun yıllar orada bulundu. Onun tanışıyor musunuz hocam Dinçer Bey'le? Çok yakın, hatta inşallah çok Eylül ayında TV8'de buradan şeyini de vermiş olalım. TV8'de Silikon Vadisi'ne tekrar başlayacağız. Dinçer Bey'le birlikte Eylül sunacağız. Eylül ayında mı hocam? Eylül ayında. Peki hocam, sözünüzü unutmayın, ne olur. Biraz heyecanlandım ben Dinçer Bey'in ismini. Bir de Toros Üniversitesi diye bir kurum var. Kariyer ve önemli böyle bilim adamlarını davet ederek onları öğrenciyle, halkla buluşturan. Davet ettik, evet. Düşünür müsünüz böyle bir şey? 2 ay önce Dinçer abi buradaydı. Birlikte söyleşi yaptık. Buradaydı. Evet, evet. Tekrar gelmeyi. İyi ya, davet ettiğimizde tamam, yine siz varsınız diye söylüyorum. Yararlansınlar. Davet ettiğimizde yine gelir. Evet. Şöyle bir anekdottan paylaşacağım. Hani söylediğiniz o beyin göçüyle alakalı doğru politikanın geliştirilmesi adına San Jose'de bir gün böyle canımız Türk yemekleri çekiyor. Özellikle Dinçer abinin de bu konuda şeyi var. Özel bir anekdotu var. Türk yemekleri çekiyor. Türk yemeklerinin olduğu bir restoran arıyoruz Silikon Vadisi'nde. Bulduk bir restoran bulduk. Özellikle lahmacun. San Jose'de lahmacun. Sakın Antepli demeyin hocam bana. Felafel ismi hatta. Evet. Yani restoran felafel, ismi. Bakla. Restoranın ismi felafel. Felafel, evet. Restoran bakla demektir hocam felafel. Aslında. Evet, biliyorum Antakya yemeklerinde. Evet. Daha doğrusu o Suriye, Antakya. Felafel, full demek, bakla demektir yani. Onu bulduk orada. Tabii dikkatimizi çekti ya, Silikon Vadisi'nde, bunu Dinçer abi çok sık anlatır. Silikon Vadisi'nde yani lahmacun alan kim olur ki? sorduk. Yani kim? Valla dedi şeydekiler. Ve bu yer... Intel'in hemen yanında Silikon Vadisi'nde. Dedi NASA'dakiler alıyor. Nasıl yani? NASA dedi burada tasarımlarını, bakın buradaki ofiste yapıyor. Daha sonra fırlatma merkezlerinden
uçuş alanına şey yapıyor, mekikleri fırlatıyor. Peki kaç tane satıyorsunuz? Herhalde 1-2 tane. Hayır dedi, 200-300 tane günde satıyoruz. İnteresan bir şey ya. Nasıl? Dedi orada 60'tan fazla bizim tanıdığımız Türk var dedi. Düşünmüyor musun hocam? NASA'da, NASA'nın Ar-Ge tarafında. Şimdi bunu, bu sadece NASA'yla değil, benim de şahsen çok iyi tanıdığım, işte bugün Renault'un işte hocanın alanına girer ama elektrikli araçlarının patent sahibi ve o bölümün başında olan bir Türk. Intel'in Orta Doğu bölgesinden sorumlu olan bir Türk arkadaşım. Benim şahsen tanıdığım arkadaşlarım. O kadar değerli isimler var ki. Ama biz işte yerel ölçekte bahsettik ya, evet. Ar-Ge inovasyon ve yazılım geliştirme alanlarını biz bu, tabii, gençlerin kafelere erişebilecekleri kadar kolay erişebilecekleri bir hale getiremezsek bu beyinler oraya göçer. Çünkü o kadar iyi imkanlar sunuluyor ki. Evet hocam. O kadar iyi imkanlar sunuluyor ki sen bunun bir tık üstüne sunup ya gel ülkene, ülkende hizmet et dediğinde ben eminim oradakilerden %80'ine yakını döner. %20'si belki kökleşmiştir, dönemeyecek sebepleri vardır vesairedir ama %80'ine yakını döner. Ama hiçbir imkan sunma. Hatta onun oradaki o kualifikasyonları, birikimleri senin ülkende değer görmesin. O liyakat denilen falan konular çok fazla. İşin cabası. Kulak arkası edilsin. Siz olsanız döner misiniz? Kimse dönmez hocam. Bence hani sorunun cevabı burada. Evet hocam, çok güzel cevapladınız. Hem de hiç kimseye dokunmadan. Ama herkes kendisine göre bir kıssadan hisse alsın. İnşallah. Eğer böyle bir amacı varsa bu insanların, kısa zamanda bunun şartlarını yaratan, hem sosyal, hem düşünsel, hem bilimsel ve hem de demokratik anlamda şartlarını yaratan koşullar bence yaratsınlar diyorum. Ve çok güzel cevapladınız. Ben hemen şimdi yine Ali Kamil hocama dönüyorum ve programımızın sonuna geldik. Hocam, bu biliyorsunuz bizim bilimsel anlamda hem sizin halkın anlayabileceği dilde anlatma, hem de bilimsel tespitlerinizin dışına çıkmamadan anlatma programı olarak kabul edelim bu programda. Bir açılım programıydı. Bu programımızın sonunda yeni bir döneme gireceksiniz. 2019-2020, yani mezun oluyor öğrencileriniz ya da dönem kapanıyor. Önce öğrencilerinize, sonra velilerinize, daha sonra Mersinlilere ve önümüzdeki dönemde de işbirliği yapacağınız okulda, okul dışında bütün paydaşlarınıza mesajlarınız nedir? Ne söylemek istersiniz? Temenniniz nedir daha doğrusu? Ha, teşekkür ederim bu soru için. Açıkçası vallahi biz ülke olarak sanırım bir şeyi kaybettik. Yani aileden başlıyor ya her şey. Çocuklarımıza, özellikle ailelere söylüyorum. Yani ben kendim de, benim bir kızım var. Onu inşallah söylediğim gibi yetiştirebilirim. Ya, hayal kurmaları için. Evet. Her türlü olanağı hazırlamamız lazım. Bizim hayal kurmamız lazım. Tabii. Gerçekten ülkede bunu, çünkü hayal kurmadığınız ülkede yaşayamazsınız. Tabii. Hayal kurmadığınız zaman umudunuz olmaz. Hayal kurmayı her zaman bırakmamamız lazım. Bunu gençlerimize, çocuklarımıza bir şekilde hayal kurmaları için olanak tanımamız lazım. Aileler, tabii eminim her aile çocuğunun en iyi eğitimi, bizim mütevelli eğit başkanımızın bir sözü var biliyorsunuz, eğitim her öğrencinin, her çocuğun hakkı, her ebeveyn de görevi, yani bu, tabii, bu şeyi vermek. Ama yani bu noktada gerçekten bizim artık şu an, Volkan Hoca da burada, ilkokul birinci sınıftan itibaren artık logolarla bir şeyle bu işi yazılımsal, yapay zekayla, matematikle yoğuşturarak, çünkü teknoloji inanılmaz değişiyor. Bizim yaşam biçimimiz inanılmaz değişiyor. Bunu bir şekilde bir araya getirecek bir eğitim sistemi yaratmamız lazım. Biz böyle 19. yüzyılın, 20. yüzyılın eğitim yaklaşımlarıyla gençlerimizi yetiştirirsek biz bu treni kaçırırız. Biz artık
belki ders saatlerini bile düşürmemiz gerekiyor. Eskiden tahtamız yoktu, kalemimiz yoktu. Çizim yapacağımız sırada yarım saatimizi alıyordu, onu 3 boyutlu çizeceğiz. Şu an 1 saniyede çocukların cep telefonunun olsun, işte projektörde olsun 3 boyutlu çizimi gösterebiliyorsunuz. Yani çocuklar zaten 10-15 dakika konsantre olamıyor. Biz bunu Toros Üniversitesi olarak uygulamak istiyoruz açıkçası. Sınav kültüründen kurtulmamız lazım. Bu ezberci eğitimin sebeplerinden bir tanesi bu. Gerçekten merak eden öğrenci yetiştirmemiz lazım. Belki dikkat etmişsinizdir. Çocuklarımız bizim 5-6 yaşına kadar her türlü soruyu sorarlar. Evet. Sonra bir ilkokulu geçirirler, artık soru sormamaya başlarlar. Haklısınız. Yani bir eğitim sistemimizin, bizim baskıcı şeyden, kültürümüzden kurtulmamız lazım. Özgürce soru sormalarını sağlamamız lazım. Tavsiyem bunlar olur tabii. Eminim benden çok daha bilgili ve bu işin uzmanı olan şeyler vardır. Eğitim yönlendirecek olan psikolojik danışmanlar var ama biz bunu görüyoruz gerçekten. Üniversite, Toros Üniversitesi'ne gelen öğrencide hayal kurmama ve temel eğitimden yoksun bir şekilde üniversiteyi kazanıyor. Biz bunu bir şekilde telafi etmeye çalışıyoruz tabii. Onun dışında neydi sorunuz? Tamam, unuttum ama. Soru şu hocam, özellikle hedefleriniz konusunda bir üniversitede bulunmaktasınız. Evet. Ve bu üniversitenin de bilimsel konumu gereği, evet, üniversitenin dışında olanlarla birlikte projeleriniz var. Bu projelerin önümüzdeki dönemde daha sağlıklı işlemesi için temenniniz. Şundan bahsedebilirim. Toros Üniversitesi Türkiye'de 2-3 üniversiteden bir tanesi, yani 2-3 üniversiteden bir tanesi ilginç bir eğitim sistemi getirdi. İntern mühendislik diye bizim evet, intern eğitim, daha doğrusu uygulamalı eğitim. Bu bir hastanelerde vardı, şimdi de teknolojide evet, var. Evet, yani hastanelerde önemli. Biliyorsunuz tıp eğitimi 6 yıl, 5 evet, yıl öğrenci, tıp öğrencisi teorik ve uygulamalı eğitim alır ama 6. yıl hastanede çalışır. Tabii, bir doktor olarak gibi. Evet, intern olarak. Evet. Biz de bunu kopyaladık. Çok daha güzel. Doğrusu başka üniversitelerden de kopyaladık. Evet. Şöyle, son sınıftaki öğrenciyi biz sahada eğitmek istiyoruz. Kemal. Ve şu an bunu uyguluyoruz. Çok güzel dönütler alıyoruz. Bu eğitim tüm dersleri almış bir mühendis, tüm dersleri almış bir iktisat öğrencisi mezunu, tüm dersleri almış bir ekonomi öğrencisi. Yani bu eğitimleri aldıktan sonra bir dönem sadece şirketlerde, sadece hastanelerde, eğer hemşire ise, eğer sağlık memuruysa, sadece işte ekonomistse, başka bankalarda çalışacak şekilde uygulamalı bir eğitime geçtik. Bu sanırım Türkiye'nin en büyük eksiklerinden bir tanesi. Biz bunu 50 yıl önce uzatıyorum ama. Yo, hayır, gerekli ama. Köy yani enstitülerinde farklı gördük. Farklı bir şeyden bahsediyorsunuz, önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Köy enstitülerinde tabii gördük. Yani biz teoriyi çok iyi veriyoruz ama pratiği veremiyoruz. İşte bunun eksikliğini gidermek için bir eğitim programı düzenlik. Devam ediyor bu program. Hani proje olarak soruyorsunuz. Toros Üniversitesi bunu başarıyla sunuyor. Şöyle ki yani bu intermü tamamlayan öğrencilerin %90'ı iş teklifi alıyor. Yani bizim öğrencilerim iş bulmama gibi bir sıkıntısı yok. Hepsi teklif alıyor. İşi bulmayanlar ya da işsiz kalanlar da aslında teklifi beğenmediği için işsiz kalıyor. Bu bence tüm Türkiye'de belki yeni bir kıpırdanma var. Şu anki Milli Eğitim Bakanımız bununla ilgili bir sistem değişikliğine gidiliyor ama bununla ilgili eğer gerçekten bir altyapı oluşturulursa öğrenciler biraz daha hayata tutunarak devam edecek ve anlayarak bilimi, hayatı, felsefeyi, sanatı yaşayacak yani. Çok teşekkür ederim. Volkan Hocam, hem Kemal Hocam'ın hem de sizin de söylediklerinizden şöyle bir sonuç elde etmek mümkün olabilir mi bilmiyorum. Şimdi özellikle eğitimde psikolojik, pedagoji ve psikiyatrik tamamlamalar, formasyon için gerekli. Ama artık günümüzde de hayatı en çok etkileyen bir konu daha var. Dijital teknoloji. Artık bir dijital teknoloji danışmanlığı da mı gerekiyor? Belki bu çok önemli bir şey oldu. Sizin de anlattığınız konulardan bir tanesi. Hocamın da Ar-Ge inovasyon ve dijital bağımlılıktan rahatsızlığı olduğu konuları ve bunun önünü açacak konular var. Ve bu çok aşağı, çok çocuk yaşta, ilkokul öğrencilerine kadar indiyse
Şimdi psikoloji etkiliyorsa, pedagoji önemliyse, psikiyatri gerekliyse tamamlanması için bütün bunları kullanacak şey de birazcık da anne babanın çocuğuna yeterince zaman ayırmadığı bir ortamda teknolojiden yararlanacaksa biraz da teknolojik danışmanlığı mı gerekiyor acaba? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani tabii bu birazcık daha sosyologların, psikologların yani o disiplinlerin uzmanlık alanına girer ama hani haddimizi de aşmış olmayalım. Ama biliyorsunuz değişimle birlikte bu alanlarda doğru yönlendirmeyi yapacak gereklilik çok çok önem arz etmeye başladı. Neden? Artık teknoloji bağımlılığı amatemde tedavi edilecek bağımlılıklar arasında kabul edildiğine göre. Evet. O zaman bunun değil danışmanlığının verilmesi de evet, sanıyorum. Evet, yani bu çok önemli gerçekten. Gerekli. Volkan Hocam, programımızın sonunda özellikle programımızla ilgili, çalışmalarınızla ilgili, önümüzdeki dönemle ilgili ve genel anlamda son sözlerinizi almak istiyorum. Biz hakikaten Kemal Hocam da herhalde katılacaktır. Çok teşekkür ederiz. Mersin'de önemli bir misyon üstleniyorsunuz. Ben her zaman medya kuruluşlarının doğru işler yaptığında toplumu nasıl doğru yönlendirdiğine inanan insanlardanım. O yüzden inşallah programınızda bundan sonra da önemli konuları ele almaya devam edersiniz. Bizler de seve seve vakit müsait oldukça destek olmaya çalışırız. Çok çok teşekkür ediyoruz ev sahipleriniz için. Çok teşekkür ederim. Evet, bu konular artık hayati konular. Hem ülkenin gelişmesi hem yaşamın daha kolay hale getirilmesi ama bunun da yoldan çıkmadan sağlıklı yürürlüğe konulması için çok gerekli konular. Sizi sık sık rahatsız edeceğiz. Burada sizi görmekten onur duyacağız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir program yapıyorsunuz. Biz de nazik davetiniz için zaman buldukça beraber olmak istiyoruz biz de. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, Akdeniz'den Dalga Dalga programının bugünkü dalgası bilim ve teknolojinin sosyal yaşamdaki yeri. Çok değerli iki konuğum. Doktor Volkan Kadir Güngör ve Doktor Ali Kemal Havare konuğumdu. Çok önemli konulara temas ettiler. Belki merak ediyorsunuz. Bilgisayarın doğuşu, gelişimi ve sosyal yaşamdaki yeri ekonomide ve uluslararası anlamda da iktisadi ve ekonomik kalkınmadaki rekabetin ve mücadelenin de yeni alanlarını beraberinde getiriyor. O konulara değindik. Ülkemizin bu konuda güçlenmesi, gelişmesi ve nasibini almasının önemini anlattılar. Programımızın tekrarı olacak. Tekrarından bunu izleyebilirsiniz. Televizyonunu ve radyoyu yeni açan dinleyicilerimize ve izleyicilerimize bu anlamda bunu hatırlattım. Diğer konumuz da enerjiyi de özellikle elektrik enerjisi konusunda ilimizin bulunduğu konumdan kaynaklanan hidroelektrik santralleri, rüzgar gölü ve onun elektrik üretimi ve nükleer konusunda da Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin üretimi ve stratejik konumu hakkında bilgiler verdiler. Ülkemizin de en önemli güneş alan illerinden bir tanesi Soli ili Mersin'de güneş enerjisi kolektörlerinin elektriğe dönüşümü ve artık cetvel sistemi diye tabir edilen yeni bir sistemle evlere kadar inilerek birikimleri onlara aktarıp onların düşüncelerini de üniversiteye aktarıp bundan sonraki çalışmalarda nasıl bir yol izleneceğini anlattı Sayın Ali Kemal Havare. Çok önemli bir konuydu. Bunu mutlaka dinleyin, izleyin derim. Ve bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Konuklarım Doktor Volkan Kadir Güngör, Doktor Ali Kemal Havare, yönetmenim Ezel Avan Tekin Narşap ve kameraman arkadaşlarım Mehmet Ok ile Mert Yeşiltepe ile hepinize iyi günler diliyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyorum.